Merhaba. Bu bölümde sizlere filmlere, şiirlere, şarkılara hatta hikayelere konu olmuş birbirine aşık iki kanun kaçağından ve filmlerinden bahsetmek istiyorum. Evet, bu iki kişiden ilki Clyde Barrow. 1909 yılı Texas'ta fakir bir çiftçi ailenin çocuğu olarak dünyaya geldi. Clyde Barrow'un en büyük aşkı müzik. Hatta gitar ve saksafon çalmayı bile öğrendi. Sanki müzik alanında kariyer yapacakmış gibi görünüyordu. Yalnız ağabeyi Buck'tan olumsuz etkilenerek Clyde'in ilgi alanlarının şarkı çalmaktan hırsızlığa dönüşmesi çok uzun sürmedi. 16 yaşında küçük hırsızlıklarla başlayan hayatı araba çalmak gibi büyük suçlarla devam etti. Ta ki 1930 yılına yani Bonnie Elizabeth Parker ile tanışana kadar. Gelelim Bonnie Parker'a. 1910 Texas doğumlu Parker aynı Clyde gibi müziği çok seviyor, ayrıca sahneyi yani oyunculuğu da seviyordu. Okul yarışmalarında ve yetenek şovlarında sahne aldı. Broadway hitlerini ve ülkenin favorilerini söyledi. Film hayranıydı ve beyaz perdede kendisi için bir gelecek hayal ederdi. Ancak çok enteresandır ki o da Clyde gibi tam 16 yaşında hayatı değişti. Evlenme kararı aldı. Zira babası ölmüştü ve annesi de bir fabrikada çalışıyordu. Maddi açıdan zor günler geçirirken evlilik bir çıkış yolu gibi göründü. Ancak kocası bir hırsız ve hilekardı. Hapse girince Bonnie Parker annesinin evinde kalmaya başladı. Olayların başlangıcı olan 1930 yılında Bonnie ve Clyde ilk kez ortak bir arkadaşın evinde tanıştı. Ve hemen birbirlerine ilk görüşte aşık oldu. Sonraki haftalarda birlikte çok zaman geçirdikten sonra Clyde tutuklanıp çeşitli otomobil hırsızlığı suçlarından mahkum edildiğinde aşkları kesintiye uğradı. Bonnie, ruh eşim dediği adama yardım etmeye karar verdi. Ve kısa bir süre sonra hapishaneye onun için bir silah kaçırdı. Evet, yanlış duymadınız. Daha filmden bahsetmiyorum. Gerçek, yaşanmış bir olay bu. Ve 11 Mart 1930'da Clyde bu silahı hücre arkadaşlarıyla birlikte kaçmak için kullandı. Hapisten çıktıktan sonra Clyde, Bonnie ile yeniden bir araya geldi. Sonraki aylarda çeşitli küçük işletmeler ve bankalarda bir dizi soygun gerçekleştirdiler. Bu esnada bir polis memurunu ve mağaza sahibini öldürdüler. Ve böylece başına bir ödül konan, çok aranan bir ikili oldular. 1934'e kadar en az 15 banka soygunu, birçok polis ve sivil insanı öldürdüler. Ve bu 4 yılda o kadar çok polis ve FBI pusularından kurtuldular ki artık bu ülke meselesi haline geldi. Ara sıra işledikleri suçlarda yanlarında bulunan bir kişi daha vardı. İsmi Medwin. Bu kişinin babasına polis baskı yaparak anlaşma sağladı. Bonnie ve Clyde'ı yakalatmaları halinde oğulları işlediği suçlardan yargılanmayacağını beyan ettiler. 21 Mayıs 1934 sabahı Medwin'in babasının evine giden yolda arabasını kenara çeker ve bir lastiğini söker. Şu an fotoğrafına baktığınız özenle seçilmiş 6 kanun adamı gizlenerek beklemeye başlarlar. 2 gün 2 gece bekledikten sonra 23 Mayıs sabahı saat 9.15 sıralarında Bonnie ve Clyde araba ile geldiklerinde kanun adamları hiç uyarı yapmadan üzerlerine kurşun yağdırır. Olaydan sonra bu pusu ekibinin liderinin açıklaması aynen şu şekildedir. Otomatik tüfek ile ateş etmeye başladık. Arabaları bize yaklaşmadan önce mermilerimiz bitmişti. Sonra pompalı tüfeklere geçtik. Arabalarından duman çıkıyordu. Alev almış gibiydi. Pompalı tüfeklerden sonra tabancalarımızı boşalttık. Araba neredeyse ters döndü. Araba durduktan sonra da ateş etmeye devam ettik. Artık onları elimizden kaçıramazdık. Şu an seyrettiğiniz görüntüler emin olun bir film senaryosu değil. Çünkü bu yaşanmış olaylar o kadar çok büyümüş olacak ki kanun adamları ve devlet için büyük bir iş olduğundan kurulan tuzak anını arşiv için videoya almışlar. Bunlara ayrıca FBI'ın sitesinden bakabilirsiniz. Resmi olmayan bilgilere göre vücutlarında 150'den fazla mermi olduğu söylenmekte. Zaten şu an baktığınız Clyde'ın ceketinden bu belli oluyor. İçinde öldükleri Ford marka araç ve Clyde'ın gömleği ve Bonnie'nin elbisesi hala Amerika Nevada'da halka açık bir şekilde sergilenmektedir. Amerika
Ayrıca soygundan kazandıkları parayı ailelerine ve bazı yardıma muhtaç kişilere dağıttıkları ve kanuna karşı durdukları için bir nevi Robin Hood benzetmesi yapılarak halkın bazı kesimlerince sempati duyulmuştur. Bu sebeple cenazeleri çok kalabalık olmuştur. Yaklaşık 20 binden fazla insan katıldığı söyleniyor. Bu yaşanmış olay daha önce de belirttiğim gibi filmlere ilham kaynağı yaratmış ve senaryoya dökülmüştür. Özellikle ilk çekilen 1967 yapımı filmin ayrı bir özelliği var. Çünkü sinema tarihine bakıldığında Hollywood'un 70'lerdeki altın çağının doğmasında bu filmin dönüm noktası olduğu kabul edilir. Usta yönetmen Quentin Tarantino aynen şu cümleyi kullanmıştır. 70'ler sineması esas anlamıyla 1967'de başladı. O filmde Arthur Penn imzalı Bonnie ve Clyde filmiydi diyerek bu filmin bu sektördeki dönüm noktası bir milat olduğunu vurgulamıştır. Gelelim filmlere. İlk filmimiz 1967 yılı ABD yapımı sinema filmi, yönetmenliğini Arthur Penn'in üstlendiği Bonnie and Clyde. Yeni Hollywood dönemi olarak adlandırılan sinema kuşağının başlangıç filmi olarak kabul edilir. Film, sinema tarihinde birçok tabuyu kırmış, başta akademi ödülü olmak üzere birçok ödül kazanmıştı. Amerikan Film Enstitüsü'nün tüm zamanların en iyi 100 filmi listesinde 1998'de 27, 2007'de 42. sırada yer almaktadır. 1992 yılında Kongre Kütüphanesi tarafından kültürel, tarihi ve estetik olarak önemli filmler arasında seçilerek ABD Ulusal Film Arşivinde muhafaza edilmesine karar verilmiştir. 1930'lu yıllarda Büyük Buhran döneminde Amerika'da banka soygunları ile üne kavuşan iki kanun kaçağı Bonnie Parker ve Clyde Barrow, kapitalizme karşı halk arasında bir Robin Hood gibi görülmeye başlayan ikiliyi konu alan film bir başyapıt olarak görülüyor. Hatta dönemi Bonnie and Clyde öncesi ve sonrası olarak iki periyota ayırmak mümkün gibi duruyor. Bu kadar önemli ve yaşanmış bir konuyu anlatan filmin izlenilmesi gerekiyor. Bu arada son filme geçmeden önce önemli bir bilgi vereyim. Bonnie ve Clyde'ın konu olduğu başka film ve dizi var. Mesela 2013 Amerikan yapımı 2 bölümlük bir mini dizi ve 2014 İngiliz yorumu olan bir film daha var. Ben sadece ilk yapım olan film ve son yapım olan filmden bahsetmek istedim. Çünkü bu bahsettiğim iki filmin diğerlerinden ayıran özellikleri vardı. Daha fazla uzatmadan ikinci filmimize geçelim. Bir Netflix yapımı olan filmimizin ismi The Hikewyvern. John Lee Hancock tarafından yönetilmiş ve John Fusco tarafından yazılmış 2019 yılı Amerikan yapımı bir film. Bu filmi diğerlerinden ayıran özellik ise Bonnie ve Clyde'e pusu kurarak öldüren ekibin başındaki iki ünlü Texas Ranger'ını anlatıyor. Ve bu kanun adamlarını yine iki ünlü aktör yani Kevin Costner, Frank Hamer'ı ve Woody Harrelson ise Money Jolt'u canlandırmış. Çekimler Mart 2018'de Louisiana civarında Bonnie ve Clyde'in öldürüldüğü yolda dahil olmak üzere çeşitli tarihi mekanlarda çekildi. Sizi fragman ile baş başa bırakıyorum. İyi seyirler. Dozens of armed robberies and several cold-blooded murders. What do you plan to do about Bonnie and Clyde? We will capture them. Write that down and underline it twice. There's only one man who can take them down. I'll come back. Hey, you got room for one more? Not even packed. Ah, Judas Priest, get in. This is 1934. Gangsters, submachine guns. And you put cowboys on Bonnie and Clyde? Texas Rangers. This is an emergency alert. Police are not yet releasing details, but have stated that Bonnie and Clyde may have struck again. Forgive me, Father, for I have seen. This is a highly coordinated operation. So much pain and suffering. Roadblocks, air surveillance. Your time's past, cowboy. What the hell is the world coming to? Used to be you had to have talent to get published. Now all you gotta do is shoot people.
dressed in white. She used her foot to turn him over so he could see what was about to happen. How sweet. This has gone far enough. I'm gonna take them down. What a fine idea. Who are you, fellas? Suppose we're the bad guys. Place, mister. Around here, Clyde is king. But he didn't see me. Clyde might be king, but I'm a Texas Ranger, you little shit. No, he didn't see me.